2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam 1014 öğrencimiz mezun olacak. Bu öğrencilerimizin illere göre dağılımına baktığımızda 6 il dışında fakültemizde öğrenci tercihi olduğunu görüyoruz. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Düzce ve Tunceli dışında tüm Türkiye'den, tabii İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi ağırlıklı olmak üzere tercihler yapıldı. Ayrıca 20 farklı ülkeden 42 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim alıyor. Bu yıl hemşirelik bölümünden 50, sağlık yönetimi bölümünden 35 mezun veriyoruz. Sayın Rektör Yardımcımız, kıymetli dekanlarımız, muhterem hocalarımız, sevgili gençler, sevgili gençlerimizin anneleri, babaları, değerli aile bireyleri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün üniversitemizin kilometre taşlarından birini daha idrak ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreninde bir aradayız. Sağlık Bilimleri Fakültemizin bu genç mezunlarına kaliteli bir eğitim vermesi için hocalarımız gayret etti. Kendileri de gece gündüz çalışarak mesleklerinde nitelikli, yetişmiş, yetkin bireyler olmak üzere çaba gösterdiler, emek verdiler. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Hayat boyu kendilerinin yaptıkları işten mutlu olmalarını ve severek, gönüllü olarak meslek icra etmelerini istirham ediyorum. Ülkemizde sağlık alanında ihtisaslaşmanın her alana yayıldığı bu yıllarda çok farklı alanlarda nitelikli insan gücü eğitimi veriyoruz. Vatandaşın kaliteli hizmet almasını sürdürülebilirlik adına da yürütmek bizler adına bir görev. Bu görevi yürütürken bu mezunlarımızla beraber bu işi yürütmüş oluyoruz. Hastanemizde kendi hekimlerimiz, kendi sağlık çalışanlarımız, hemşiremizden beslenme diyetisyenine, odyoloğundan fizyoterapistine kadar, şimdi hepsini saymak zaman alacak, topluca giderek kendi mezunlarımızı istihdam etmiş olacağız. Ben elbette bizim öğrencilerimizin içerisinde Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi yurt dışından da öğrencilerimiz söz konusu. Bunların istihdamında sadece biz değil, Türkiye'ye değil, uluslararası alana da öğrenci yetiştirmiş oluyoruz. Oralarda da hizmet üretimine katkıda bulunmuş olacağız. Bu insanlığa hizmet için bazı meslekler daha öne çıkmakta. Sabah biraz da gecikmemin nedenini de açıklamış olayım. Eğitim fakültesi mezunlarının töreni vardı. Eğitim fakültesi 20 alanda mezun veriyor idi. Tören biraz uzadı. Oradan direkt buraya gecikmeli geldim. Aslında töreni de yarım bıraktım. İki rektör yardımcımız da orada bu görevi tamamlamaları için görevlendirmiş olduk. Buradaki törene yetişmek üzere koşarak geldik. Bu yarışta öğretmenlik ve sağlık çalışanları ayrı bir yer tutuyor. Birebir insana temas eden, birebir insanın hem fiziki sağlığını, hem ruh sağlığını, hem de insanın kaliteli yaşamını sağlayacak olan eğitim altyapısını sağlamaya yönelik bu meslekler bizim için, ülke için, insanlık için çok önemli. Biraz önce kısa süreli de olsa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliği görevini de yürüten Rektör Yardımcımız, "Hocam bir ödül versek," dedi hemşirelik mezunu kardeşlerimize. İlk ona giren arkadaşlarımızın eğer başka bir düşünceleri yoksa, ailevi tasarrufları yoksa kendilerini hastanemizde istihdam etmek istiyoruz. Bu konuyu
Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası'nın onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğimi ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Yolunuz açık olsun yeni mezunlar.